Neyse. Bir video var bugün Gaziantep'ten. Beni çok etkiledi. Sokakta çalgı çalan bir çocuk var. Ve çocuğa soruyorlar, senin hayalin ne? Bakın çocuğun hayali gerçekten yani bir cumhurbaşkanının vicdanına sesleniyorum. Bakın çocuğun hayali ne? Hayalim şey olmaması abi, fakir olmamız. Yani evde yiyecek yok ya, ben şimdi şeye geldim. Burada çalıyorum, eve yiyecek getireceğim, o hayal. Evde yiyeceğimiz olmasın. Bir çocuğun hayali evinde yiyecek olmasıyla evet. Sınırlı kalır evet. Mı Sayın Altay? Erdoğan Türkiye'sinde kalır maalesef, bunu üzülerek tabii söylüyorum. Çünkü tek söyledim, bir daha söyleyeyim. Erdoğan'ın millet diye bir derdi kalmadı. Erdoğan için millet diye bir kavram kalmadı. Erdoğan için Türkiye bir yağmalanacak ganimet. Yeraltı zenginlik kaynakları bakımından, kupon arsalar bakımından, ormanlar, doğal bitki örtümüz, doğal zenginliklerimiz, çevre bakımından ganimet olarak bakıyor adam. Bir yer görüyor, buraya diyor kule dikmek lazım. Bir yer görüyor, buraya bilmem ne yapmak lazım. Yani arkadaş, şimdi maden meselesi var mesela. Bir Kanada firması var şeyde. İsmini biz vermeyelim ama herkesin ilgisi dahilinde olabilir. Şimdi bu firmaya biz orada zaten yapılan işe külliyen karşıyız da. Kanada firması yollanıyor. Bak yollanacak 3 gün sonra duyarsın. Oraya Beşli Çete'nin en has evladı Beşli Çete'nin en has evladını orası böyle teslim edilecek. Ne karşılığı? Bugün Türkiye'de hazineye ait, bak 100 metrekare demiyorum, 10 metrekarelik bir yeri, 10 metrekare. Abartmadan söylüyorum. Yeri, kiralama işleri var ya, hazine mallarını 40 yıllığına, 25 yıllığına, 49. Sen kiralamak iste ya da satın almak iste. Bak yemin ederek söylüyorum, Erdoğan'ın oluru olmadan onun onayı çıkmaz. O ne gidecek? Bakacak. 10 metrekare yerden bahsediyorum. Türkiye'de Akçeli her işte onun yakın çevresinin bir parmağı var. Şimdi şu soruları tekrar sorup zamanımızı öldürmek istemiyoruz. Yani Ziraat Bankası kredisi. Ben bunu 2019'da söyledim. Çiftçinin şu anda traktörü ve tarladaki öküzü hacizdeki çiftçinin bankası olmak için, ona nefes olmak için kurulmuş olan Ziraat Bankası bugün Türkiye'nin en büyük Kanal D, CNN yayın kuruluşunu satın aldı. Ziraat almadı da Ziraat'ın parasıyla alındı. Para da geri ödenmiyor. Ve verdikleri evet. Şey de var. Yani şimdi, arazi de 5 para etmiyor. Bu medya kuruluşunu Demirören almadı bence. Erdoğan. Erdoğan'ın kontrolünde diye düşünüyorum. Aksini ispatlamak onların işi. Ha ben iddiamı ispatla mükellefim. CNN'i açın bakın. A Haber daha alaklı. Daha yani muhalefete küfür eden, muhalefeti itibarsızlaştıran bir televizyon var adamın elinde. Ve adam bunu Ziraat Bankası'ndan aldığı parayla almış. Şimdi bunlarla bir muhalefet susmaz. Yani bize böyle itibarsızlaştırma operasyonlarına Cumhuriyet Halk Partisi'nin karnı da tok, refleksi de yüksek. Kimse merak etmesin. Peki bir izleyicimiz diyor ki, Sayın Altay'a sorun diyor, o çocuk karnını doyurmak için seçimi mi beklemeli diyor. Buna yanıtınız ne? Onu söyledim işte. Keşke, neredeydi bu görüntü? Gaziantep'te. Antep'te. Keşke o Antep Belediyesi de bizde olaydı. Keşke. Sosyal devlet kavramı yok AK Parti'de, o CHP'de var. Sosyal devlet bizim anayasada yazar ama AK Parti'de o yok. Başka bir şey var. AK Parti'de devlet ganimet. Ganimet. Şimdi tane tane yapılan yolsuzluk, usulsüzlüklere girersek çıkamayız. Bak bir laf ettim, iddialı bir laf ettim, bir daha diyeyim. Bu topraklar 780.500 kilometrekare yüz ölçümüne sahip bu aziz ve kadim vatanımız tarih boyunca istilalara maruz kalmıştır. Talana, yağmaya maruz kalmıştır. Üç büyük talan ve yağma var. Bu dördüncüsünü yaşıyor bu millet. Moğol yağması var. Timur yağması var. Haçlı seferlerinde yapılan yağmalama var. Bu yapılanların, bugün yaşadıklarımızın Ziraat Bankası'ndan çiftçinin orada tarladaki öküzü hacizdeyken Demirören'e 675 milyon doları veren
Ziraat Bankası benim bankam değildir. Devletin bankası değildir. Hepsi varlık fonunda. Başında Erdoğan ve damadı vardı. Damat herhalde şimdi yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı hazinenin anahtarı demektir. Kimdeydi? Damattaydı. 128 milyar dolar nerede? Buhar oldu. Yandı bitti, kül oldu. Türkiye bunu ne kadar seyredecek? AK Parti'ye bugüne kadar oy vermiş. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş. İnsanlara hakikaten şu çocuğu izlemelerini tavsiye ederim. AK Parti'ye oy vermiş bugüne kadar insanlar da aç, merak etme. Onlara özel bir imtiyaz, belki parti teşkilatı üzerinden ekstra bir şeyler, kaymakamlıklardan maddi yardım yapılıyor. Onlar da aç. İyi de millet açsa onlara doyuruverin diyen adam, işte o şarkı... açtan ve açlık durumunda olan ve yoksullardan sizin yaklaşık 4 ya da 5 katınız daha fazla oy alıyor. Yani bu paradoksun bir anlamı yok mu? O kırıldı. Yani her toplumun psikolojik eşiği aşacağı bir dönem vardır. Bir musibet bin nasihatten iyidir deriz ya. Şimdi bizim vatandaşlarımıza söylediğimiz, yani bunlara oy vermeyin. Bunlar işte kul hakkı, yetim hakkı, bunlar da yağma talan, bunlar da dedik. Vatandaş verdi oy bunlara. Bizim anlatamadığımızı, yaşadıklarımız ve son özellikle Covid ile birlikte AK Parti'nin milleti ne kadar umursamaz bir hal içinde olduğunu herkes yaşayarak gördü. Hani ben eğitimciyim, eğitimde nimet ot yaparak yaşayarak öğrenmedir. Toplum o psikolojik eşiği ve sınırı aştı. Eskiden açık konuşalım kardeşim. Biz 1950 seçimlerinden sonra biz hiç iktidar olmadık. Yani 70 yıldır vatandaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne devletin anahtarını vermedi. Vermedi. Geçmişte rahmetli Menderes'e, rahmetli Demirel'e, Özal'a tek başına verdi. Bize vermedi. Vatandaşın kendine göre gerekçeleri var idi. Var idi diyorum. Bazı eleştirileri vardı vatandaşın Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bunların hepsinin kırıldığını ve Cumhuriyet Halk Partisi ile vatandaşlarımızın arasındaki o psikolojik duvarın yıkıldığını büyük bir memnuniyetle, büyük bir iç huzuruyla söyleyebilirim. Onun için şimdi sokakta beni gören herkes, bunlar eskiden şunları gönderin falan diyenler olurdu ama şimdi vatandaş şeyi almış, kararı, bunlar gidiyor diyor. Bunları gönderin dedin. Gidiyor bunlar diyor. Direkt söylenen, sokakta karşılaştığım vatandaşlar da beni tanıyanların atıyorum 10 kişi benimle diyalog kurarsa yemin ederek söylüyorum. 7 tanesi bunlar gidiyor diye cümleye başlıyor. Selam verecek ama ya da merhaba diyor, bunlar gidiyor diyor. Yürüne devam ediyor da. Bu kadar. Siz geliyorsunuz diyen var mı? Var tabii. O önemli. Var çünkü tabii. Yani çünkü onlar gittiğinde birilerinin gelmesi gerekir. O boşluğu doldurması gerekir Sayın Altay. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere yönetici kadrolarının mevcut eski, yeni, genç arkadaşlarımız hep birlikte. Vatandaş en azından şunu biliyor. Bunlar çalmayacak. Bunlar çırpmayacak. Bunlar namuslu adamlar. Ben çok net söylüyorum. Ben 19 yıldır milletvekiliyim. Tayyip Bey'le eş zamanlı siyasete girdik. Yani genel siyasete. Eş zamanlı girdik. Şimdi benim bu Ankara'da bir şeyim var. TOKİ'den girdiğim kooperatif evim var. Yeni aldım da. Yeni bitti. 19 senedeki tek birikimim, ufak da borcu var. Tek birikimim budur. Bu da çok normaldir. Şimdi siyasetten